Akit TV ekranlarından hayırlı geceler sevgili izleyiciler. Deli Pak'la gündeme hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Ben Yusuf Ozan Demir, değerli hocam hayırlı geceler. Hayırlı geceler. Şimdi gündemimizde neler var? Hakikaten çok önemli gündem maddeleri var. Aslında biraz canımızı sıkacak gündem maddeleri var. Onlara geçmeden önce hemen şunu söyleyelim. YSK bugün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini neden iptal ettiğini, yani gerekçeli kararı açıklayacaktı ama o karar açıklanmadı. Belki yarın, belki de ileriki günlere kaldı. Ve kabine revizyonu geliyor mu, gelmiyor mu? Bugün Abdülkadir Selvi de yazdı sevgili izleyiciler. Neler olur, neler biter? Bir revizyon mu gelir? Yoksa sadece yer değiştirmeler mi olur? Bu konu da önemli. Niye 23 Haziran seçimleri öncesinde ve sevgili izleyiciler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hatırlayın. Birkaç gün önce katıldığı bir canlı yayında şu sıralar canımızı sıkan gelişmeler var, tehlikeli gelişmeler var. Coğrafyamızla ilgili uğraşıyoruz demişti ve DAEŞ'le ilgili bazı dikkat çekici tespitlerde bulunmuştu. Eylem yapmak istiyorlar demişti. Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yönelik kendi vatandaşlarına işte Riyad Ticaret Bakanlığı'nın bir ticaret odasının bir uyarısı var Türkiye'ye tatile gitmeyin diye. Yine baktığımız kadarıyla sosyal medya hesaplarında DAEŞ'in, PKK'nın, YPG'nin hesaplarında görseller var. Bu görsellerde Türkiye'ye tatile gitmek mi, lütfen gitmeyin deyip kanlı fotoğraflar veriyorlar. Subliminal mesajlar veriyorlar sevgili izleyiciler. Bu da oldukça önemli. Güya DAEŞ'in Dışişleri Bakanlığı, dışişleriyle ilgilenen sözde kişi de sevgili izleyiciler, DAEŞ'lara emirler vermiş 36 canlı bomba yetiştirin diye 14 ülkeye gönderin. Bunların arasında Cezayir var, Libya var, Türkiye var. Libya'da sevgili seyirciler Trablus'u meşru hükümet General Hafter tarafından hedef alınıyor. Türkiye'de son birkaç günde oraya zırhlı araçlar gönderdi, silah gönderdi. Bu konuda oldukça önemli S-400'ler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birkaç gün önce yine bir açıklama yaptı. Temmuz ayının hemen öncesinde de olabilir diye. Hakikaten önemli gelişmeler var. İran dün gece güya Amerika Birleşik Devletleri Irak Büyükelçiliği vuruldu. Hemen de faili buldular. İran yapmış olabilir dediler. Suudi Arabistan tarafına sızmalar var denildi. Husilerin Suudi Arabistan petrol tesislerini vurduğu şeklinde haberler geliyor. Coğrafyada kritik gelişmeler yaşanıyor. Biz özellikle seçimi konuşurken değerli hocam birçok gündem maddesi var. Önce içerideki gündem maddesiyle başlayalım. YSK'nın gerekçeli kararı açıklanmadı ve kabine revizyonu. Bunları konuştuktan sonra da 23 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti ya da Cumhur İttifakı başarılı olmak için ne yapmalı onu da konuşalım. YSK'nın gerekçeli kararı ile ilgili hemen başlayalım. Acaba nasıl bir karar çıkacak? Tabii beklemek lazım ama biraz da gecikti herhalde. Söylenti kargaşanın İkiz kardeşidir. Hı hı. Geciken adalet, adalet değildir. Bu bir yargı kurumu. Türkiye 6 aydan beri neredeyse siyaseti konuşuyor. Ve toplum çok yoruldu ve gerildi. Sürekli spekülasyonlar üretiliyor. Şöyleydi, böyleydi. İnsanlar neye inanacaklarını da şaşırdılar. Tabii. Bu hem içeride hem dışarıda Türkiye'nin itibarına ciddi bir zarar veriyor. Bu aynı zamanda AK Parti'ye de, CHP'ye de ve diğer siyasi partilere de. Çünkü herkes ya bu işten tamamen dışarıda duruyor, hiç bir şey olmamış gibi, ya da yangına körükle gider gibi de davranıyorlar. Yani Saadet Partisi'nden biri çıkıp işte AK Parti'ye seçimi biz kaybettirdik diye zafer, bunu bir zafer olarak damar, büyük tepki aldı. Yani anlatabiliyor. Ama Saadet Partisi'nden bir karşı açıklama oldu. Bizi Saadet Partisi sonuçlar çok açık ve net bir şekilde ortadayken ve Saadet Partisi bu seçimde belli bir oy da almışken, mesela kazanamayacağı da çok açık ve net belliyken aday gösteriyor. Bütün bunlar hepsi tabii üst üste geldiğinde son derece can sıkıcı bir durum. Ve bu seçim iki adaydan, üç aday ama iki aday burada ana belirleyici. İki adaylı bir seçime gidiyoruz. Adeta bir referandum havası verilmeye çalışılıyor. Hı hı. Yani bu seçim bundan sonraki genel seçimin ya da milletvekili seçiminin bir sanki ön pilot seçimiymiş gibi de
anlaşılmaya çalışıyor. Başka korkular da var. Mesela 130'dan fazla fezleke. Özür dilerim hocam. Yani bu seçim 23 Haziran 1 2023 ya da erken seçim. Onu işe, bakın, onun için bir turnusol kağıdı mı olacak? Ne olacak? Bir bakıma yani onu öyle takdim edecekler. Hatta bunu bir güven oyu gibi yani halka. Kazanan büyük bir psikolojik üstünlük. Bakın bu iş bu noktaya getirildi. Evet. Bunu anlatıyoruz, söylüyoruz ama birileri anlamak istemiyor, dinlemek istemiyor. Şu trollerini susturamıyorlar. CHP burada ya susuyor ya da gülücük dağıtıyor. Bizimkilerse birbirini yiyorlar. Kardeşim yanlış gidiyor. Ve şu anda durum çok iyi, iç açıcı bir durumda değil. Ve AK Parti tabanı merkez teşkilatında da, bürokraside de, siyasi yönetim kadrosunda da ciddi bir değişiklik istiyor. Bir yeni heyecan, yeni bir kan istiyor. Bu anlamda da bir değişiklik yok. Ve hala işte bir gerekçeli karar da yok. Seçime gidiyoruz. Çünkü verilecek kararda eğer yanlış bir ifade kullanılacak olursa bu bundan sonraki seçimleri içinde emsal teşkil eder. Geçmiş seçimlere yönelik de olağanüstü itiraz kapıları aralayabilir. Yani, hocam özür diliyorum. Burada şöyle bir mesele var. Konuyu biraz daha açacak olursak madem konu noktaya geldi. Şimdi AK Parti 31 Mart yerel seçimleri sonrasında İstanbul'da hile var dedi ve gerçekten ortaya çıkan sonuçta bir şeylerin olduğunu gösteriyor. Yani 29 bin fark varken birdenbire %10'unu sayıyorsunuz ve 16 bin sadece %10'unda 16 bin Sayın Binali Yıldırım'ın lehine dönüyor. Geriye kalan %90 hepsi sayılsa demek ki bir şeyler... Tamam seçimi yeniledik diğinde niye bu kadar karıştırıyorsunuz? Yok seçmen AK Parti... kurullarında yanlış oluşmuş. Bu ya... Yani AK Parti burada haklıyken derdini mi anlatamıyor? Yani sorun ne? İşte anlaşılmayan bir akılsızlık var ortada. Yani normal bir akılla açıklayamadığınız bir şey var. Bir yandan oylarda işte bir takım sahtekarlıklardan söz ediyorsunuz, hırsızlıklardan söz ediyorsunuz. Sonra sandık kurullarını gerekçe göstererek seçimi iptal ettim diyorsunuz. Hangisi? Seçimin iptaline eğer sandık kurullarının teşkili sebep oluyorsa bu suç size aittir. Bunun faturasını kim ödeyecek? Yani bunu YSK'nın ödemesi lazım. İl ilçe teşkilatı kimse. Orada bir işlem görmüyoruz. Ama bunun faturasını tekrar seçmene ödetiyorsunuz. Adaya ödetiyorsunuz. Partilere ödetiyorsunuz. Eğer sandıkta bir hile varsa sandık kurullarınız ne iş yapıyordu? Eğer seçmen listesinde bir usulsüzlük varsa bu listeler asıldığında neredeydiniz? Yani aza koysan dolmuyor, çoğa koysan almıyor. Yani mantığın durduğu bir nokta. Ve Türkiye 6 aydır Ramazan ayında da herkes seçimi konuşuyor. Ne oluyor? Nereye gidiyor Türkiye? Ne olacak? Dünyadaki şartlar belli. Bölgedeki gelişmeler belli. İç politikası, ekonomisi ortada. Bu kadar mesele varken hala anlamsız bir şekilde bir gerekçe yazılamıyor. Öyle bir tartışma var ki 7 kişi asıl, 11 kişiyle oylamaya gidiyorsunuz. Bunun da bir açıklaması yapılmazsa milletin kafası çok karıştı. Bakın yanlış bir karar, hemen bu seçimden sonraki itirazlar için de bir kapı aralayacak. Başka bir tartışmayı başlatacak. Yani bir çıkmaza sürükleyecek. Geçmiş seçimlere dönük de, sanki bu işin içine bir FETÖ kaçmış gibi. Hani moda tabirle herkes bir FETÖ suçlaması yapıyor. Bunun içine bir cin kaçtı. Ve önce o cini çıkartmadan da bizim salim akılla bir yargıya varmamız mümkün değil. Burada kim ne yaptı? Hala insanların kafası karışık. Herkes kendine göre bir şey söylüyor. Bakın ben başından beri şunu söylüyorum. Toplumun kafasında oluşan suali mukadderlere cevap verin. Yani siz onun kafasındaki sorulara cevap vermeden kendinize göre açıklamalar yaparak ikna etmeye çalışıyorsanız bu karmaşık durumu daha da karmaşık hale getirmekten başka bir işe yaramıyor bu. Bundan vazgeçelim. Hak, adalet, doğruluk, dürüstlük neyse onu yapalım ve bitsin bu iş.
Yani inanın bu işten dolayı evinin televizyonunun fişini çeken arkadaşlar tanıyorum. Bir tanesi bugün arıyor. Hocam diyor yaz geldi şimdi ben erkenden yaylaya gideceğim. Seçim sonrası geleceğim diyor. Ya yazık değil mi? Bunaldım artık yani diyor. Ya bunaldım ben diyor. Kimseye konuşmak, sorularına cevap vermek istemiyorum. Herkes soruyor. Bunu artık açıklayamıyorum da, anlayamıyorum da diyor. Şehri terk edeceğim diyor. Yazık değil mi bu insanlar? Bu yazan, çizen bir üst düzey bürokrat. Yani nereye gitsem bana bunu soruyorlar diyor. Ne söyleyeceğimi de bilemiyorum diyor. Bakın insanları bu hale getirmemeliydik. Bu kimseye fayda sağlamaz. Onun için bir an önce bunun sorumlusu Yüksek Seçim Kurulu'dur. Hükümetin de şu anda yürütmenin de bu konuda düzenleyici olarak ve net açıklamalarla yani cevap vermek halkı seçim kampanyasında mobilize etmekten önce halka güven vermeyi ve seçim sürecinde siyasetin kaybettiği itibarı yeniden kazanmak gerekiyor. Bakın siyaset itibarını kaybetti. Ve kaybetmeye devam ediyor. Onun için bizim bindiğimiz gemiyi önce korumamız gerekiyor. Partiyi kurtaralım derken Türkiye'yi de riske sokmayalım. 23 Haziran seçimleri ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi kazanan büyük bir psikolojik üstünlük elde edecek, kaybedecek de. Bu hale getirildi. Evet. Yoksa bu bir seçimdi. Ankara'da ne oldu? Evet. Kaybeden de günümüz itibariyle büyük bir psikolojik yıkım yaşayacak. O halde AK Parti'nin 2023'e kadar varlığını devam ettirmesi, güçlü bir şekilde devam ettirmesi için 23 Haziran seçimlerine kadar ne yapmalı? Toplumun talepleri var. EYT konusu 31 Mart seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Erken yaşta evlilik mağdurları yasal var. Yasal çerçeve var, yargıya ilişkin sorunlar var, ekonomiye ilişkin sorunlar var, bölgeye ilişkin sorunlar var, yan konjonktürden kaynaklanan sorunlar var, gençliğin sorunları var. Bütün bunların bir liste halinde hep öteleniyor. Bunların bir an önce masaya alınması lazım ama buna çözüm üretecek kadroların bir bakanlıkların kesinlikle yani Tayyip Bey'in o birileri istiyor diye değiştirilmez, birileri istemiyor diye mi değiştirilir? İstemiyorsa istemiyordur, istiyorsa da istiyordur. Bu toplumun sesine kulak vermek gerekiyor. Birileri kim hocam? İşte o kim peki? Yani o birileri değil, bu toplumda genel bir kabul, toplumun nabzını tutun, değişmesini istedik. Bu bakanlıklarda yer kaydırarak, 3 tane bakan yer değiştirerek tatmin olunacak bir hadise değil. Özellikle 2-3 bakanlığa büyük tepki var. 2-3 bakanlık değil. Özellikle bakın, en fazla tepki. Yani ciddi anlamda, radikal anlamda kabinede bir değişiklik talebi var toplumda ve bunun da meşru gerekçeleri var. Parti üst yönetiminde bu sonuca sebep olan, bu aday profilini belirleyen, bunu hazırlayan sorumluların parti içinde sorgulanması gerekiyor. Ve AK Parti grubunun daha aktif toplumun taleplerine yasaysa yasa, eğer yönetmelikse yönetmelik bekleyen çok acil sorunlar var. Bunları toplumun taleplerini de dikkate alarak basın üzerinden bu çözümleri doğru şekilde topluma anlatarak, aynı şekilde sivil toplum üzerinden bunları insanlara anlatarak, aynı şekilde üniversitelerin de bu sürece etkin katılımını sağlayarak, üniversiteler de meftuç hale geldi. Ayrıca yargı meselesi. Yani bir müteahhit bir vatandaşa daire satıyor. Dairenin kapısı kapanmıyor. Kapanırsa ne bileyim işte yamuk yapmış. İtiraz ediyor. Bak diyor sen diyor, bir FETÖ'cü diye şikayet edersen feleğini şaşarsın. Otur oturduğun yerde diyor. Kardeşim olmaz böyle. Yani ben bir yazı yazıyorum. Tamam birkaç tane gerizekalı bunlar da oraya yazıyor. Sen de mi FETÖ'cüsün? ya eleştirmek artık yasak. Yani gibi. Bu şu trollerden. Yani eleştiri ihanet oldu. Evet ve çok ciddi yargı problemleri yaşanıyor.
bu kadar zaman geçti. Hala 15 Temmuz üzerinden bir örgüt davası görülüyor. Asıl bir örgütten söz ediyoruz ama o örgütün geçmişine ilişkin bir sorgulama yok. Çünkü oraya sorgularsak herkes işin içinde. Örgüt bir anda doğmaz. Tamam, yani hiç olmazsa onların geçmişte bunlarla yakın sıcak ilişkisi olanların izini sürerseniz orada bir sürü kişi var. Ve bunlar da şu anda ihtida tırnak içinde etmiş de değiller. Ama onlara dokunulmuyor. Ama öbür taraftan iki tane derse katılmış, çocuğunu bu okula göndermiş ya da bankada SMS'ten 5 lira göndermiş diye soruşturma açılıyor. Yani bankanın yönetim kurulu başkanı bürokraside üst yönetimde ama bankada sıradan hesap açtıran bir kişi hakkında soruşturma açılıyor. Yargıya toplumun saygısı giderek kayboluyor. Hocam siz şimdi bu konuyu açınca aklıma çok farklı bir şey geldi. Yani farklı derken yine FETÖ çerçevesinde hemen şöyle bir tablo çizeyim. Sözü size bırakayım. 19 Mayıs 2016 Cumhuriyet Operasyon, 19 Mayıs 2017 Sözcü'ye Operasyon, 19 Mayıs 2019 bugün 249 kişi FETÖ gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı'nda gözaltı kararı, 17 Mayıs 2019 Çatlı'nın yeğeni, subay yeğeni Alperen Çatlı FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklandı. Şimdi Alperen Çatlı değil ama Çatlı'nın yeğeni Alperen Çatlı olunca büyük bir önem arz ediyor bir camia için. Bütün bunları göz önünde bulundurduğumuzda bir ikincisi, biz ankesör soruşturması diyoruz ya, orada da sanki bazı problemler var. Hani gölge düşürmek istemiyorum ama şöyle, kapıya gidiyorlar, kadına soruyorlar, eşin nerede, gözaltına alacağız. O da diyor ki Afrin'de şehit düştü, gidin diyor eşimi mezarda alın. Yani mezarda şehit olan bir subayın evine FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle gözaltıya gidiyor. FETÖ burada bir problem sulandırıyor ve bizimkiler de yargısıyla, bürokrasisiyle bu oyuna alet oluyorlar. Yani çok ciddi anlamda toplumda bu konuda yargıya güvensizlik söz konusu. Yani sürekli sanık halde tutulan ve karar verilmeyen, tutuklu olmasa bile işten atılmış, başka bir işte bulamayan, perişan edilmiş bir sürü insan var. Ve bunlar sizin seçim kampanyasında alanda çalışandan daha aktifler. Hı hı. Yani bu yargıdaki durumun bir an önce sonuçlandırılması, düzeltilmesi gerekiyor. Yoksa bu tek başına yargı konusu bile AK Parti'nin önünde çok ciddi bir handikap. Dahası bakın öyle şeyler geliyor ki 130 küsür tezkere var mecliste milletvekilliği düşürülmesi için. Yarın eğer PKK yine bombalamalara başlayacaksa, siz de bunlar terör örgütünün arka bahçesi diyorsunuz. Mecliste bunlar gündeme gelince ne yapacaksınız? 30 tane milletvekilinin milletvekilliğini düşürürseniz ne olur? Erken seçim değil. Ara seçime gider. Nerede? Güneydoğu'da. Çünkü bu milletvekillerinin geldiği yer orası. Evet. Ne oluyor? Biz sürekli seçim mi yapacağız? Yani bu seçimde de o bölgede de çok ciddi, gerçekten güvenlik açısından da bu bir risk, psikolojik açıdan da bir risk, ekonomik açıdan da bir risk. Yani herkes sadece İslam dünyası, Türkiye kendini konuşmuyor. İslam dünyası da Türkiye'yi konuşuyor. Avrupa'da Türkiye'yi konuşuyor. Yani bir yandan S-400'ler meselesi. Bak göreceksiniz, S-400'ler meselesinde Amerika sesini kısacak, NATO olarak konuşmaya başlayacaklar. Türkiye ile NATO arasına bir mesafe koyacaklar ve Türkiye'deki mevcut iktidarı, özellikle şu seçim sürecindeki yaşananları da gerekçe göstererek, giderek diktatoryal, otoriter bir rejime dönüştüğü gerekçesiyle. Venezuela gibi. Tabii. Yani bu İmamoğlu, yeni Guaido, biraz önce hani baktığımız videoda da gördüğümüz gibi böyle bir sürece sokuyorlar. Ekonomiyi yavaş yavaş baskılayarak Türkiye'yi IMF'nin kucağına itmeye çalışıyorlar. Bu bir operasyon.
Yani Türkiye'yi askeri anlamda da kuşatmaya çalışıyorlar. Ekonomik anlamda da kuşatmaya çalışıyorlar. Sosyal anlamda da, yani Türkiye yeni bir gezi sürecine doğru, işte toplumda umutsuzluğu örgütlemek için son zamanlarda şehit haberlerini daha çok okur olduk. Hocam, PKK, seçimden sonra, aynı şekilde, 31 Mart seçimlerinden sonra yaklaşık 20 şehit verdik. Tabii şimdi DAEŞ'i de devreye soktuklarında bombalamalar tekrar gündeme geldi. O konuya girmeden önce şöyle bir soru sorayım. Sonra DAEŞ ile ilgili görsellerimiz de var. Gelelim o konuya. Şimdi Susurlu kazasını şöyle baktığımızda, hatırladığımızda, işte ülkücü, polis şefi, manken kız, yani derin devletin bütün ayakları var. Tabii. Ve bu derin devletin bütün ayakları bir araçta. Günümüzde de baktığımızda acaba bu devletin ayakları hala var da kendi içerisinde, çekişme içerisinde? Hala. Şundan soruyorum. Çatlı'nın yeğeni bir sembol olduğu için, yani ülkücü tabana ya da ülkücü camiaya bir mesaj mı? Bu önemli aslında, bu tutuklama. Bakın, yani Çatlı da bu süreçte aktifti. Çatlı'nın bu derin yapılarla ilişkisini herkes biliyor. Zaten Çatlı'nın aracındaki kimlerdi? İşte DYP'li Zaza Bucak, Alevi, Sosyalist, Emniyet İstihbaratçısı Kocadağ, Manken Kız Gonca Us ve Çatlı MHP'li. Orada bir emekli imam eksik. Evet. Yani o da olsa tamam olacaktı ekip. Bu aslında derin devletin bir iç hesaplaşmasına dönmüştü 28 Şubat'ta. BCG kanadı FETÖ'ye gerek olmadığını, gerekirse kendilerinin yeni bir tarikatla örgütleyeceğini göstermek için Kalkancı'yı ortaya çıkartmışlardı. FETÖ ise bu BCG kanadını tasfiye ederek orduyu kontrolüne aldıktan sonra iktidarı ele geçirmek istiyordu. BCG ile FETÖ arasındaki hesaplaşma Amerika'daki İslam dünyasına karşı havuç mu sopa mı politikasının iki ucu bunlar. Kendi aralarında uzlaşamadıkları için başlangıçta NATO toplantısında İslam'a karşı sopa politikası benimsenmişti. Onun için BCG'ye yol verdiler. Bunu nasıl ilan ettiler? Tehlikenin rengi artık kızıl dediler, yeşil dediler. Kızıl değil, artık komünizm sona ermişti. Yeni düşman NATO'da kimdi? Bizdik. İslam. Yeşildi, İslam'dı. Buna karşı Graham Fuller, hayır dedi, İslam'a karşı havuç politikasıyla biz bunları daha kolay kontrol ederiz. Sopayla giderseniz direnirler, dayanışırlar. Ama biz bunlara havuç verirsek servet ve iktidarı kendi aralarında paylaşamadıkları için birbirlerine girerler. Biz hangisini desteklersek o kazanır, o da bizimle beraber olur. FETÖ projesi de böyle bir projeydi. Başlangıçta hem BCG'ye hem FETÖ'ye destek verdiler. Mantık da şuydu, radikal İslam'a karşı sopa, ılımlı İslam'a karşı havuç. Fakat 2000'lere gelirken Fethullah Gülen ordu içinde yapılanmak, serbestçe örgütlenmek istedi. Ama BCG kanadı buna izin vermedi. İşte Kalkancı böyle ortaya çıkmıştı. Bu defa kendi aralarında bir çatışma başladı. FETÖ'cüler bir anda karaları başlarına açtı. Hatta BCG'liler ordu evinde eşli ve alkollü balolar düzenliyorlardı. Buraya katılmayanların irticacı olduklarını tespit edip fişleme yapıyorlardı. Ordudan atıyorlardı. FETÖ'cüler içki de içmeye başladılar. Anneleri artık, babaları sakallıysa kendilerine misafir bile gelmedi. Hanımlar da başlarını açtılar ve dansları da kalkmaya başladılar. Fethullah Efendi çünkü fetva verdi. Şimdi bu süreçten sonra o olaylar yaşandı. Yani BCG dişini göster. Fethullah Gülen Refah Yolu Hükümeti'ni kurdururken, arkadan destek verirken Tansu Çiller'ler, Meral Akşener'ler iktidar eliyle ordu içindeki BCG kanadını tasfiye etmek istiyordu. Çatlı da medyada, piyasada Erbakan hükümetine, Refah Yol hükümetine engel teşkil edecek unsurları halletmek için örgütlenmişti. Yani bir şekilde ilişkileri vardı.
Ama onlar Erbakan kanlı mı olur, kansız mı, bunlar kan dökmeye göze almışlar diye bunların üzerine gitmeyince onlar harekete geçtiler. Çatlı tasfiye ettiler. Erbakan hükümeti düştü. Bu defa Mesut Yılmaz hükümeti kuruldu. Mesut Yılmaz hükümeti tamamen bu BÇG kanadının kontrolündeydi. Daha sonra AK Parti süreci yaşandı ve bu böyle devam edip gidiyor bu süreç. Yani Çatlı meselesine gelecek olursak, mesela Muhsin Yazıcıoğlu derin devletin İslamcılarla anlaşmasını da onaylamadı. Ama Çatlı o projede bir rol almıştı. Yani bunların içinde olmadıkları hiçbir hareket yok. Bu arada tutuklanan Alperen Çatlı da rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok sevdiği bir isim. Tamam, Muhsin Yazıcıoğlu katılmadı. Bakın şu anda da, dün de Fethullah Gülen bütün siyasi hareketlerin içinde var. CHP'de de var, MHP'de de var, DSP'de de var. Az ya da çok varlar. Bütün cemaat yapıları içinde varlar. Özellikle 15 Temmuz sonrası tamamen diğer cemaatler milli görüşçüyüz diye kendilerini kamufle ediyorlar. Ya da muteber hangi cemaat varsa onun içerisinde varlıklarını bir şekilde sürdürüyor, gizliyor. Ve kendilerini garanti altına almak için de kendileriyle bir şekilde fotoğraf çektirmiş olanları bile bunlar FETÖ'cü diye ihbar ederek kendileri muteber konuma yükselmiş oluyorlar. Ve toplumda da bu FETÖ ile gerçek anlamda hiç alakası olmayan insanların FETÖ'cü olarak yargılanmalarını kullanıyorlar, istismar ediyorlar. Yani bu da yine bir Pensilvanya komplosu olarak önümüzde duruyor. Hükümetin bu komplo sürecinden çıkması gerekiyor. Bana kalırsa bugün yargı büyük ölçüde böyle bir komplonun zebunu olmuş durumda. Peki. Kısa bir reklam arası verelim sevgili seyirciler. Tabii bir de 19 Mayıs'ta verilen bir fotoğraf var. Aynı gemideyiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de paylaşmıştı. Aynı gemideyiz diye o fotoğrafı. Önemli bir fotoğraf. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında, yanlış hatırlamıyorsam, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Sol tarafında da ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Reklam verelim. Reklam dönüşü hem bu fotoğrafı hem de diğer konuları konuşacağız. Dilipak'ta gündem ikinci bölümüyle devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz sevgili seyirciler. Evet, 19 Mayıs dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da önemli sözleri vardı. Fotoğraf, bu fotoğraf çok konuşuldu. Hemen arkadaşlarım da ekrana yansıtacak. Evet, bizim büyük ekrana, yani bizim video wall dediğimiz arka planda bulunan alana yansıttı değerli yönetmenim. Burada sevgili izleyiciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan tam ortada. Sağında ana muhalefet, affedersiniz, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli. Sol tarafında da ana muhalefet partisi lideri, Saadet Partisi lideri Doğu Perinçek ve DSP Genel Başkanı, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici. Güzel bir kare. Doğu Perinçek'in paylaşımı bu. Bakın, Twitter'dan aynı gemideyiz yazdı. Doğu Perinçek'e tepkiler vardı. Bu fotoğraf karesi anlamlı. Böyle bir fotoğraf karesinin verilmesi, şöyle fotoğrafa baktığınızda nasıl yorumlarsınız? Aslında yani birbirimizin yüzüne bakabilecek durumda olmamız gerekiyor. Kim olursa olsun bu ülkede, eğer suçluysa içeri girsinler ama. Bu arada Meral Akşener nerede hocam? Evet, o acaba fotoğrafı çeken kişi mi Meral Hanım? Yani yok, burada yok. Siyaset öyle küslükler olmaz ve biz topluma güzel örnekler olmalıyız yani siyaset anlamında. Aksi halde hani imam ne yaparsa cemaat ne yapmaz ki diye bir söz var. Eğer bu ağız dalaşı orada devam ediyorsa kahvanede insanlar kendilerini tutamazlar. Onun için kesinlikle siyasetin dilinin yumuşatılması. Bu bir mesaj mı? Bu inşallah bir başlangıç olsun diye. Yani Türkiye İttifakı var şurada ama HDP ama, olmadığı gerekçesiyle eleştirilir. Ama bu bir işte protokol, günün nezaketine uygun bir fotoğraf olarak da kalabilir. Yarınki açıklamalara, öbür güne bakmak lazım. Yani bu böyle bir talep toplumda var ama siyasilerin dili bu konuda bakalım. Ama hemen seçimlerin hemen ardında Türkiye İttifakı demişti Cumhurbaşkanı. Tamam. O demeçten sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na saldırı geldi. Evet, yani bakalım, bayram mesajları da hep böyle güzel olacaktır. Hı hı. Bayramdan sonraki süreçte bu hava korunabilirse
eleştirebiliriz, sert olabiliriz. Ama tehdit dili kullanmamamız gerekir. Kavga dili kullanılmaması gerekir. Daha sabırlı olmamız gerekiyor. Bir de yalan birbirimize çok arttı hocam. Manipülasyon, yönlendirme. Çok fazla yalan. Yani bakın anlamaya hiç kimse ihtiyaç duymuyor söyleneni. Ve herkes kendi yalanına inanmak. Tabii istiyor. Ve karşıdaki ne söylerse söylesin onu kullanarak, çarpıtarak suçlamak istiyor. Böyle siyaset olmaz. Bu ağız dalaşıdır, bu mahalle kavgasıdır. Bu yakışmıyor Türkiye'ye. Hı hı. İnşallah bir an önce bu psikolojik ortamdan çıkılır. Evet, şimdi aslında en önemli konulardan biri, çok fazla konuşulmuyor ama hakikaten önemli. Yani hem güvenlik bilimleri, hem siyasiler, hem gazeteciler, yani kamuoyu topyekün uyanık olmak zorunda. Şimdi ben söyleyeceğim, arkadaşlarım teker teker ekrana getirecek. Riyad Ticaret Odası'nın yayınladığı bir belge, daha doğrusu vatandaşlarına ya da Suudi iş adamlarına Türkiye'ye seyahate gitmeyin belgesi. İşte şu belge sevgili izleyiciler. Bu arada DEAŞ'ın sözde dış işlerinin bir üst temsilcisi. Yine DEAŞ'lara işte bu da o belge. 36 canlı bomba hazırlayın. Libya, Cezayir ve Türkiye'ye gönderin emri, sözde emri. Bakın güya kendi aralarındaki resmi yazışmalar, mühürleri var, kaşeleri var. Ve bir de bunu da yine sevgili seyirciler YPG, DEAŞ ve FETÖ'cülerin kullanmış olduğu sitelerden aldığımız bir fotoğraf var. Tatil başlıklı fotoğraftan bahsediyorum arkadaşlar. Bakın burada şemsiye var, şezlong var, kan var. Şurada da İngilizce manası şu. Orada yazanı sevgili izleyiciler, evet. Lütfen Türkiye'ye tatile gitmeyin, yani düşünün şeklinde mealinde bir mesaj var. Hepsini bir araya getirdiğimizde bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Burada diyor ki lütfen tekrar düşünün gibi bir mesaj. Yani topyekun savaş. Bunu biz 28 Şubat'ta da duymuştuk. Duyma değil, manşetlere çıkmıştı, gazete manşetlerine. Türkiye'ye karşı içeride ve dışarıda birilerinin topyekun bir savaş hazırlığı içinde olduğu görülüyor. Ve bütün bunlar da geliyorum diyen tehlikenin önce ayak sesleri. Zaten biraz önce siz de söylediniz. Süleyman Soylu'nun DAEŞ'e ilişkin bir süre önceki, bugüne kadar olmadığı şekilde bir hareketlilik DAEŞ'te olduğuna ilişkin uyarılar vardı. Yeni dönemde Türkiye turizm mevsimine giriyor. Ekonomik açıdan turizm gelirleri şu anda hayati bir önem de taşıyor. Kesinlikle. Ama rezervasyonların iptali için daha işin başında tatil beldelerine yönelik yabancılara da yerlilere de yönelik saldırılar olabilir. Büyük şehirlerde ses getirici eylemler, bunlar ne bileyim Alevi, Sünni, Kürt, Türk, CHP'li, AK Partili fark etmez. Kürt diyecek. Yani toplumda gerginlik, umutsuzluk, panik oluşturacak. Hatta seçimin yapılmasını engellemeye dönük saldırılar da planlayabilirler. Yani büyük saldırı yani. Tabii bu şekilde Türkiye'deki gerilimi, bu belirsizlik ortamının devamını sağlamak için her yola başvurabilirler. Dikkat etmek gerekiyor. Yani zor bir döneme giriyoruz. İsrail'in özellikle Kudüs üzerindeki planları, Amerika'nın İran'a yönelik hazırlıkları, bu tartışmanın içerisinde bakın nereye gitmeyin diyorlar? Suriye'ye, Irak'a, İran'a ve Türkiye'ye. Hedef de Türkiye'de var. Bu senaryonun içerisinde sadece Amerika yok. Yunanistan'da var, Mısır'da var, Suudi Arabistan'da var. Yani ya da İdlib'deki Türkiye'nin pozisyonu, Rusya'yla bu S-400 konusu hepsi gündemde. F-35'ler konusu gündemde. Demin de ifade ettim. Yani Amerika'daki Türkiye karşıtı lobi, bunların çevresindeki medya, sivil toplum, Türkiye'de hemen bu aynen daha önceki Brezilya'daki, Arjantin'deki durumla benzerlik gösterecek şekilde diktatörlükle suçluyorlar. Ekonomi çıkmaza girecek, IMF'ye mecbur olacaklar.
bir yandan bunun propagandası yapılıyor. Türkiye'de yatırım yapmayın propagandası yapılıyor. Türkiye'nin borçlarını ödeyemeyeceği ileri sürülerek işte bunun uluslararası bir konsorsiyum tarafından ekonominin yeniden değerlendirilmesi ve Türkiye'nin IMF kapısına gitmesi yönünde telkinler artacak. Önümüzde. Türkiye'de bir sokak çalışması çıkarabilirler mi gerçekten? Yani deneyeceklerdir. Yani bu kadar tecrübemiz var 12 Eylül darbesi öncesi. CHP'nin ya da HDP'nin uslubu, zaten onlar en iyi bildikleri şey kriz çıkartmak. Bu konuda İstanbul gibi büyük şehirlerde de bazı eylemler. İsterlerse parkta ağaç kesiliyor diye bir bahane ayağa kaldırabiliyorlar. Gezide olduğu gibi. Yine aynı şekilde. Yani Türkiye'de yazın bu kış yağmurlu dönemde geçsin. Ramazan içinde Kudüs'te bir takım patlamalar ya da Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılar meydana gelebilir. Bayram sonrası büyük şehirlerde başka eylemler olabilir. Bir yandan terörist saldırıları, bir yandan da daha kitlesel maçları kullanmayı deneyebilirler. Toplumda genel bir huzursuzluk ortamı oluşturmak için mümkün olan her yolu deneyecekler. Bu yani Haziran sonunu bulmaz. Seçim öncesi çünkü bunu örgütlemeleri gerek. Seçimi erteletebilirlerse onlar için bu çok çok önemli. Bu Türkiye'ye yönelik S-400 konusunu bir NATO sorunu haline getirebilirlerse bu Türkiye açısından çok ciddi yani risk oluşturma ihtimali söz konusu. Dikkatimi çeken bir nokta daha var. Bilmiyorum sizin dikkatinizi çekti mi? Önce bir yazı yazıldı. İşte içeride hapishanede şu an Kur'an-ı Kerim okuyan insanlar var. Hapishaneler dolduruldu diye. Sonra ilk etapta yani geçen Temmuz ayında işte devlet burada denilerek kafasına basılan fotoğrafları servis edilen hamileler Adnan Oktar, konusu vardı. Adnan Oktar'ın fotoğrafı, sonra Adnan Oktar'ın içerideki perişan vaziyeti, ama 3 gün önce öyle bir fotoğraf servis edildi ki biraz düşünmeye bizi sevk etti. Adnan Oktar'ın önünde oysa Kur'an-ı Kerim okumayı bilmiyor. Arapçası yok. Bir Kur'an-ı Kerim var. Saçlarını boyatmış, kilo almış ve gayet de iyi gözüküyor. Takım elbiseyle bir poz verdi. Şimdi bunların Twitter'da yazdıklarını da baktığımızda Adnan Oktarcıların hep bir etiket yaparlar. 2019'da Mehdi Aleyhisselam gelecek. Tabii. Bir şeyler söylüyorlar. Yani bir de o poz kafamı karıştırdı. Bilmiyorum size bir şey anlattı mı? Bu bir algı operasyonu olarak her şeyi, ya kafa karıştırıcı her şeyi yapacaklar. Yani onu çok perişan vaziyette, ha demek ki işkence yaptılar, ha demek ki anlaştılar, tamam artık rahata eriyor gibi. Kime hangi mesaj vermek istediklerine bağlı şeyler. Bir yandan kehanetler tekrar içeride de dışarıda da yayılmaya başladı. Vakna Baba'nın 2019 Türkiye kehanetleri, Nostradamus'un Türkiye kehanetleri, Türkiye'nin savaşa gireceği, Türkiye'de deprem, Ege bölgesinde çok büyük bir deprem olacağı, Türkiye ile Yunanistan arasında kriz çıkacağı, Rusya ile kriz çıkacağı, bir sürü kehanetler. Tabii bu kehanetleri destekleyen onların bir teolojileri de var. Yani Tevrat'ta da, İncil'de de ki Yeni Akit'te yarın öbür gün çıkacak yazılarında Tevrat ve İncil'deki o kıyamete dönük senaryoların anlatıldığı bölümleri yayınlamaya çalıştım. Yani din de destekliyor, siyaset de destekliyor bu olayı. Bölgedeki diğer bir takım siyasi gruplar da bu senaryolar içerisinde gönüllü olarak rol almaya çalışıyorlar. Yani şu anda artık Irak'ın bölünmesi tamamlanmış gibi bir orada Arap Şiası Basra'da ortaya çıktı. Kürtler Kuzey Irak'ta yapılanmış vaziyette. İşte bir Kerkük konusu var. Sünni Araplar ortada kaldılar. Burada bir petrol savaşı yaşanacak. Yani Basra Körfezi'nden çıkış yapamazlarsa içeriye hapsolmuş bir Irak ya da Kürdistan hiçbir şey yapamaz. Nereden çıkış yapacak? Boğulurlar. Yani
Türkiye büyük bir göç dalgasıyla da karşı karşıya kaldı. İdlib. İdlib'de de durum yine aynı şekilde. Suriye'de artık SDK'yı Mısır'dan alacakları askerlerin içine gömecekler. Ve orada bir Kürdistan örgütlemeye çalışıyor. Bir Aleviler için bir bölge, Laskiye'de Nuseri bir bölgesi oluşturmak. Lübnan'ı bir Hristiyan devleti haline getirmek, oradan Hizbullah'ı çıkartıp orada zaten bir Hristiyan grup da var, Saprak Şatilla katliamının suçluları. Diğer Hristiyan unsurları da oraya taşıyarak Suriye'de de birkaç grup oluşturup bölgedeki bu bölünmüşlükten sonra barışı sağlama adına Amerika o bölgede kalmak istiyor. Aslında orada barışı sağlamak değil, İsrail'in varlık ve güvenliğini tahkim etmek istiyor. Çünkü Sina'yı da İsrail'e bağlayarak. Mesela yine bazı bahanelerle Patriot sevk etti. Tabii yani bölgeye çok inanılmaz askeri sevkiyat var. Eğer ben size göndermiştim daha önce, bir harita vardı bölgedeki Amerikan birliklerinin bulunduğu. Körfez'in her tarafında donanmaları var. Hint Özellikle İran kuşatılmış durumda. Hint Okyanusu üzerinde de var, Afganistan'da da var. Her tarafta Amerikan donanması ve tekrar karadaki üsleri var. Türkiye'nin askeri tesisleri de vuruluyor şu anda. Hedef haline getiriliyor ve izole edilmeye çalışılıyor. Yani bir yandan İran'a karşı sanki askeri operasyon yapılıyormuş gibi ama aynı anda Türkiye'ye operasyon çekiliyor. Yani İran'la Suudi Arabistan arasında ben bir füze savaşı çıkartabileceklerini, her iki ülkeyi de çok ciddi anlamda. Suudi Arabistan'ın hedef alınmasının sebebi Mekke ve Medine'de bizi can derdimize düşürüp tam böyle bir durumda İran'daki üsler, İran'ın etrafındaki üsler. Tam böyle bir zamanda Mescid-i Aksa'ya girmek ve Süleyman Mabedi'nin inşası için artık süreci başlatmak. Çünkü üç adımda bu hedefe ulaşacaklardı. Bir tanesi İsrail Devleti'nin kurulması. İkincisi Kudüs'ün başkent ilan edilmesi. İşte burada Trump'ın dediği 100 yılın projesi Kudüs'ü başkent alan Büyük İsrail'in. Türkiye'nin bir hamlesi var bu noktada. Sayın Dışişleri Bakanı dedi ki oraya Filistinlileri korumak için birlik göndereceğiz. Aslında çok önemli bir açıklama. İşte bakın bütün bunlar bölgede çok ciddi bir askeri hareketlilik olduğunu gösteriyor. Haritada görüyorsunuz Amerika, İran ve Türkiye'yi de eğer haritaya koyarsanız Ege bölgesinde de Karadeniz bölgesinde de çok ciddi anlamda, yani Ermenistan'da yine aynı şekilde bunlar kullanabilirler. Türkiye'nin her tarafında da böyle bir askeri kuşatma ki Yunanistan son zamanlarda Ege'de oldukça hareketli. O Kardak bölgesinde filan, o kayalıkların etrafında sürekli it dalaşları yaşanıyor, devriyeler geçiyor. Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatını yapması da aslında bir kararlılık ve cesaret gösterisi. Ben de buradayım anlamında. Yani bütün bunların hepsi üst üste geldiğinde tabii çok farklı bir tabloyla karşı karşıya geliyor. Yani burada korkulan şu, devletler direkt çatışır mı yoksa hala vekalet savaşları üzerinden mi? Bakın ve iddia şu, bu, 2019 yılı çok kanlı bir yıl olacak. 2019 Haziran sonrasına hep işaret ediliyor. Çünkü Türkiye'nin hem dış ödemelerinin takvimi açısından hem ilk yarı yıl bilançoların açıklanması açısından Haziran son derece kritik bir dönem. Ekonomide ne olacağını seçimden hemen sonra göreceğiz. İşte bunun da ekonomiyi de manipüle ediyorlar. Siyaseti de manipüle etmeye çalışıyorlar. Askeri açıdan da Türkiye'yi bir kuşatma altında tutup. Aslında Türkiye'de bir iktidar değişikliğiyle kendilerine yakın bir iktidarı iş başına getirerek yola devam etmek istiyorlar. Yani Türkiye'de yani burada da haritada görebiliyoruz. Tabii Ermenistan'ı göstermemişler. Ermenistan'da zaten öyle yakın bir temas noktaları var. Evet. Ege'de de şu anda donanma olarak bu daha eski bir harita. Ama Türkiye'de aynı şekilde İran'da olduğu gibi Amerika'nın üstleriyle bir kuşatma senaryosu söz konusu. Dikkat etmemiz gerekiyor. Yani zor bir sürece girdik. Tabii bir de burada İngiltere var şimdi. Özellikle Kıbrıs'ta Akratur ve Dikalya diye iki tane üsleri var. Hem Suriye'de hem Lübnan'da
hem Irak'ta İngilizlerin garantörlüğü var. Yani onu da dikkat etme, görmemiz gerekiyor. İsrail'in askeri varlığı var. Bu koalisyonda Mısır'ın askeri varlığı var. Yunanistan'ın askeri varlığı var. Birleşik Arap Emirlikleri bir şekilde sürece katılıyor. Yani haritayı dikkatlice incelediğimizde İran ve Türkiye'nin batı tarafından ciddi bir askeri abluka altında tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Tam da böyle bir ortamda dün Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçiliğine füzeli saldırı yapıldı güya. Yani Katyuş'a. Hemen de hiçbir zayiat yok, can zayiat, evet, yaralama. İran hedef gösterildi. Tabii. İran yapmış olabilir. Trump'ın sonra bir açıklaması, madem İran savaş istiyor, şiddetli bir savaş tabii ki gelebilir mealinde tehditvari sözleri. Libya'da da aslında bu senaryoyu görmüştük. Libya'ya girmeden önce. Yani İkiz Kule'de vurulduğunda çelik buharlaşıyor. Ama uçağı kaçıran Suudi teröristin pasportu yanmıyor. Yanmıyor. Toz toprak içinde sapasağlam ama bulunuyor. Ama uçak üst kattan giriyor. Orta katta patlamalar yaşanıyor ama görüntüde. Yani başka bir şeyler var tabii. Her şey bize gösterilenden ibaret değil senaryo. Hı hı. Yani o saldırının olacağı daha önceden biliniyordu. Çünkü o gün o İkiz Kule'de hemen hemen hiçbir Yahudi bulunmadı. İzinliydi. Bir gün önceden onlar gittiler. Evet. Yani o da ayrı bir detay. Şimdi böyle bir ortamda yine Türkiye S-400'ü almayı başarabilirse herhalde kendisi garanti almış olacak. Büyük bir üstünlükle ele geçirmiş olacak. Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması vardı. Temmuz ayından önce çekmeye çalışacağız. Bunu başarabilecek mi Türkiye? Buna asla izin vermeyeceğiz diyor Amerika. Bu diyor NATO sorunu haline gelir. Bir defa bizi böyle bir kuşatma altına alırken bunda kendilerine hak görüyorlar. Eğer biz onların bize verdikleri silahlarla kendi savunmamızı yapacak olursak hiçbir onlara karşı uçaklarımız hareket etmeyecek, füzelerimiz hareket etmeyecek, radar sistemimiz çalışmayacak. Yani teslim olmamız gerekiyor. Amerika aslında Türkiye'ye S-400 ile ilgili bunu alamazsınız derken bana teslim olacaksınız diyor. Bana rağmen bölgede hiçbir şey yapamazsınız diyor. Türkiye S-400'ü alarak aslında NATO içinden bir ülkeden gelen bir tehdide karşı kendi öz savunma mekanizmasını örgütleyebilecek. Biz Patriot da alabiliriz. Bu defa yarın Putin gider, başkası gelir. Rusya üzerinden bir tehditle karşılaşırsak o zaman da Patriotlarımızı çalıştırabiliriz. Aslında bunun en doğrusu... Yani Türkiye şu anda Rusya'ya da güvenmiyor. Yani savunmada kimseye güvenmemeniz gerekir. Siz sigorta yaparken arabam çarpmayacak diye mi sigorta yapıyorsunuz? Arabam çarparsa diye mi? Evet, çarpar. Yarın Putin'in başına bir iş gelirse, orada bir iktidar değişikliği yaşanırsa, Amerika'da başka bir durum ortaya çıkarsa... Dengeler değişir. Değişir. Evdeki hesaplar değişir. O zaman bizim kendi savunmamızı, en doğrusu bunu bir milli savunma sistemini, bu hem Patriot benzeri sistemler, hem füze sistemleri, radar sistemlerini ve bunların yönetimi için kendi siber güvenliğimizi, siber altyapımızı sağlamamız gerekiyor. O zaman burada Türkiye doğru bir strateji gidiyor. Hani Patriot'u konuşurken sanki Türkiye Amerikan baskısından yılmış da onların gönlünü yapmak için Patriotlarla görüşme yapıyor gibi bir algı var. Ucuzluk meselesi de değil. Yani biz S-400'ü daha pahalı olsa da almamız gerekir şu anki savunma ihtiyacımız açısından. Ama bizim bir an önce bunları kendi ülkemizde Asya'dan da, Çin'den de alabiliriz, Rusya'dan da alabiliriz. Bir takım teknolojileri alarak bizim kendi savunma sistemimizi kendimiz kurmamız gerekiyor. Ve bunun hepsinin de altyapısında da siber security kaçınılmaz bir zorunluluk. Sadece bunları alıp kapalı devre çalıştıramazsınız. Bunların doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendiği bir bilişim altyapısı var. Maalesef Türkiye bugüne kadar bu bilişim altyapısını ve siber security'yi sağlayamadı. Burada da çok ciddi sorunumuz var. Evet. Bunu engelleyenleri de bulup cezalandırmak gerek. Türkiye bu siber altyapı konusunda, siber güvenlik konusunda
Niye bu kadar yalnız bırakıldı? Niye geciktirildi, ihmal edildi? Diğer yaptığınız her şey suya yazdığınız yazı gibidir. Bunun altyapısı yoksa üst yapının çok fazla garantisi olmaz. Ve Türkiye bir an önce bu S-400 kadar siber güvenlik politikasını da gözden geçirmesi gerekir. Her şeye rağmen S-400'ü aldık. Yerleştirdik, kurduk bataryaları. Bedeli ne olur? İşte NATO'yu karşımıza çıkartmaları, NATO içerisinde Türkiye'nin üyeliğini tartışmaya açmaları ve sonuçta da Türkiye'de yeni bir diktatoryal rejim var. Seçimi erteliyor, seçimi iptal ediyor, seçimi yaptırmıyor gibi. Ondan sonra da NATO üzerinden bu batıya yönelik yeni tehdidi bastırmak için müdahale senaryoları. Zaten öyle bir FETÖ'cülerin hazırladıkları dosya var. Yani Türkiye Suriye'de terör örgütleriyle işbirliği yapıyor. Hani Kılıçdaroğlu da diyor ya arada bir siz terör örgütlerine destek veriyorsunuz. Hatırlayalım şöyle 1,5 yıl önce İhvan gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu Rabia işareti yapamazsın. Terör örgütü işaretidir demişti. Tabii yani işte o Amerika Hamas'ı terör örgütü saydı. Biz de şu anda Hamas'a destek veriyoruz. Hem Mısır'da hem Müslüman kardeşlerimizi de terör örgütü ilan ettik. Tamam, aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye terör örgütlerine yardım ve yataklık ettiği gerekçesiyle bir grup NATO ülkelerinin açık saldırısına da maruz kalabilir. Siber saldırısına da yani Türkiye'yi teslim olmaya mecbur bırakmak iktidarı çalışamaz hale getirmek için yönetimi her yolu deneyebilirler. O zaman S-400 almak mı, almanın bedeli mi daha fazla, almamamanın mı? Yani eğer almazsanız boyun eğmiş olursunuz. Alırsanız mücadele etmeniz söz konusu. Ben her zaman Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Ama biz Allah'ın yardımını hak eden bir topluluk muyuz? Ona bakmamız gerekir. Onun için ben hep kendimizi değiştirmekten söz ediyorum. Biz kendimizi değiştirmezsek Allah bize yardım etmez. Şimdi bir de çok önemli bir esasında bu. Amerika Birleşik Devletleri Çin'e özellikle Huawei markasına, telefonuna çok ciddi anlamda yaptırımlara başladı. Hatırlayalım 2-3 ay öncesinde zaten patronunun kızını tutuklamışlardı. Yani, yani o Huawei'yi kazarsan altından Rothschild çıkar. Şöyle biraz araştırdım hocam. Hani niye Huawei tabii ticaret vesaire birçok şey var ama. Bizi izliyor Huawei. İstihbarat mekanizması. Diğer telefonlar yapılırken. Yani markaları vermiyorum. Çin telefonları haricinde özellikle Huawei haricinde diğer telefonlar bir açık kapı, güvenlik duvarı açık kapı bırakıyorlarmış ve Mossad CIA bu açık kapıdan telefonların içine sızabiliyormuş. Yani sizi beni rahatlıkla takip edebiliyormuş. Gazetecileri, siyasileri, Cemal Khashoggi'yi de zaten böyle takip etmişler. WhatsApp yazışmalarını çözünce kestiler, parçaladılar. Huawei de bu açık kapıyı bırakmamış. Kendine açık kapı bırakıyor. Evet, onlara bırakmıyor tabii. Tabii, başkası giremiyor. Bu yüzden papaz oluyorlar. Şimdi Türkiye'deki bu Huawei kullanıcısı Google, Play Store ve Gmail güncellemelerinden yararlanamayacak. Evet, bu bir savaş. Ama Çin de bu defa kendi altyapısını geliştirebilir. Tamam, çok zor şeyler değil. Yani Türkiye'de de bir grup geçenlerde yeni açıkladılar. Yazbi diye. Yaz... Normal YAZBEE WhatsApp türü bir sistemi, yerli bir sistemi hayata geçirdiler. Artık ülkelerin kulağına kar suyu kaçtı. Biz niye Amerika üzerinden haberleşiyoruz? Öyle ya, verilerimiz evet. Hep orada depolanıyor. Ama işte bizim National Data Center'ımız yok. süper bilgisayarımız yok. Bu arkadaşlar Türkiye'deki güçlü bir server hosting sistem üzerinden bakalım şimdi gelişmeye çalışacaklar. Türk dünyası, İslam dünyasına doğru da genişleme çapaları var. Bir figür olarak da arı. Bal arısı. Yaz B. Arkadaşlar şey yaparlarsa logoyu da gösterebilirler hemen bize. Hemen bulmaya çalışın yaz arkadaşlar. Yaz B. Yani yaz B. Yaz, yaz sana anlamına gelen Twitter'daki o işte civcivlemek yerine
Burada da arı motifi var. Hatırlayalım, geçtiğimiz aylarda da eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in telefonuna sızdıkları ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'den bir yazılım satın almış. O yazılım da telefonuna sızmış. Demek ki biz gazetecilerin ya da bizim siyasilerin hiçbirinin güvenliği yok. Yok yok yok, yani hiç onu devletin güvenliği bu anlamda yok. Yani AK Parti'nin datalarını yine birkaç yıl önce server'ını kopyalamışlardı. Evet, yaz bir. Evet, biraz zahneti var mı? Şimdilik bu peki. Tamam, biraz zahnetini bulursanız. Yani büyük iki gözlü bir arıcık var. Yaz BEE. Bu da yerli yeni yayına başladı. Bu tür şeyleri oluşturmak herhalde zor olmasa gerek. Zor değil. Buradaki şey, en büyük şey hosting. Yani bunlara, yani 100 bin kişi birden arayıp haberleşmeye kalktığında sisteminizin altyapısı buna cevap veriyor mu? Yine bunun security'si tabii. Ama biz bir şekilde denememiz gerekiyor. Yani biraz da kervan yolda dizilir şeklinde. Şöyle, biz Kıbrıs Barış Harekatı'nda o harekatı yapınca ambargolar geldi. Aselsan'da o günün ürünü değil mi? Evet. Dolayısıyla böyle şeyler bazen fırsata dönüşebiliyor. Tabii tabii. Ha, evet, burada daha net. Bu gibi. Daha iyi oldu. Evet. Bunun diğer, yani sadece WhatsApp türü değil, diğer sosyal medya başlıkları da var. Sadece habere dönük kısımları var. Sağlığa dönük kısımları var. Özelleştirilebilen yanları var. İnşallah başarılı olur arkadaşlar. Ya yani buradaki kategoriler: haber, spor, tekno, oto, forex, eğitim, kariyer. Yani bir medya. Evet, kesinlikle. Toplam bir medya. Biz de yapacağız. Geç kaldık. Çok çalışacağız. Arkadaşlar, Karar Gazetesi'nin manşetine verir misiniz? 1 ve 2'yi. O konuyu da biraz konuşalım 10 dakika kadar. Önemli bir konu. Şimdi peki manşet ne? Güya Amerika George Washington Üniversitesi'nde iki akademisyen bir araştırma yapıyor. Ve ilk 40'a, yani araştırmanın konusu ne? Kim, hangi ülke daha çok Müslümanlığı yaşayabiliyor? Bu araştırmada ilk 40'a Müslüman ülkeler giremiyor. Yeni Zelanda birinci sırada. Şimdi İslam alemini utandıran liste diyor ama yani benim Müslüman olup olmadığıma, İslam'ı ne kadar yaşayıp yaşamadığıma George Washington Üniversitesi'nde bulunan akademisyenler mi karar verecek? Yoksa aslında bu araştırma şöyle bir şey mi? Tersinden okursak, biz radikal İslam, ılımlı İslam, Vahabilik ortaya çıkardık. Acaba biz İslam'ı tahrip ve tarif etmede ne kadar başarılı olduk? Bu araştırması. Aşağılık kompleksinden kaynaklanmış. İşte Batı'da her şey adalet, tertemiz, her şey düzenli. Bizde, bakın, ben son zamanlarda sık sık söylüyorum. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu bir algı operasyonu. Değil mi? Yani Müslümanları aşağılayan, yani bizim halimizin çok iyi olduğu söylenemez, o ayrı, ama bunun ana sebeplerinden bir tanesi de içimizdeki Pensilvanyalılar. Yani Pensilvanya'yı biraz daha geniş tutun. Yani Batı'nın başımıza bela ettiği bir takım yasaklar ya da işte yöneticiler eliyle manipülasyonlar söz konusu. Ha, şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi değil. Tamam, buna rağmen bizim temiz, dürüst, bilgili, cesur, çalışkan olmamız lazım. Bir takım sorunlar var. Evet, ama Batı öyle de dışarıdan bakıldığı gibi değil. Avrupa'da 5 kişilik bir ailede en az bir kişi en az bir defa intihara teşebbüs etmiş. Batı'da intihardan ölen insan sayısı doğuda savaş ve terörden ölen insan sayısından daha fazla. Ne anladık bundan? Amerika'da son 15-20 yılda sadece bireysel silahlanma, yani normal o adi vakalardan ölenlerin sayısı 300 bin. Bakın, başka bir olay. O varsa da bir rakam değil. Avrupa'da gerçekten aşırı beslenmenin sebep olduğu obeziteye dayalı hastalıklardan ölen insan sayısı Afrika'da acından ölenlerden daha fazla. Yemekten çatlıyorlar yani. Yani 5 kişilik bir ailede en az bir kişi uyuşturucu kullanıyor ya da alkolik. 5 kişilik bir ailede bir kişi lezbiyen, homoseksüel, biseksüel. Kalan ensest, zaten psikolojik problemler yaşıyor. Ensest ilişki içinde. Evet. Yani 5 kişide bir kişi, ki bunlar intihara teşebbüs edip başaramayanlar,
uyuşturucu kullanıp artık sağlığı izin vermeyen ama kafayı yemek üzere olan ya da diğer ahlak, gayri ahlaki bir hayattan belli bir süre sonra artık sağlığı el vermeyenler psikolojik sorunlar kategorisinde ne akıllı ne deli. Psikolojik destek almadan kendini yönetemeyen bir sosyal sınıf ortaya çıktı. Hı hı. Yani baktığınızda yani normal gibi gözüküyor ama panik atak içinde, ne yaptığını bilmiyor. Her şeyden bir anda umutsuzluğa kapılıyor, çevresine zarar verebiliyor. 5 kişide bir kişi de engelli. Bunlardan bir tanesi obezite, bir tanesi geriatri. Ölemiyorlar da. Çünkü hastaneler ondan para kazanıyorlar. Öldürmüyor, makineye bağlı. Yıllarca yaşıyor. Evet. Yani böyle bir Avrupa var. Orada siz necasetten tahareti görebilirsiniz belki ama Hades'ten tahareti göremiyorsunuz. Yani gördüğümüz temizlik gerçek bir temizlik değil. Onun için böyle Müslüman toplumları çok fazla aşağılamaya ya da Batılıları çok fazla yüceltmeye gerek yok. Tamam, bizde de sorunlar var. Ama bunu tek başına işte eğitimi bakın bakalım ne var, medyası nasıl, yani hayata bakın, ya ekonomik duruma bakın, insanların hangi şartlarda yaşadıklarına bakın. Sömürge mirası üzerine kendilerine bir medeniyet kuranlar, evet lüks ciplerde yaşıyorlar ve daha lüks evlerde, gece konuda yaşamıyorlar. Ama aç insanların yaşadığı şartlarda bu. Onları bu hale getirin bakalım, sonuç ne olur? Yani mafya babalarının evi de burada çok temiz. Arkadaşlar, manşeti yine verir misiniz? Yani kararım. Mafya babalarının evleri de çok temizdir o zaman. Yani Türkiye'deki mafya babalarının, soyguncuların, vurgunların Boğaz'da yaşıyorlardır muhtemelen. Çok lüks evlerde yaşıyorlardır. Parfüm kokuyorlardır. Bunu da görelim, evet. Şimdi burada ilginç olan bu İslam alemini utandıran liste, karar böyle bir manşet atmış ama ben olsam Amerika'dan büyük küstahlık derdim. Hani sen kimsin anlamında. Yeni Zelanda'yı... İslamilik. Evet. Evet. Yeni Zelanda'yı birinci yapmışlar. İslam ülkeleri içerisinde de İslamiliği en fazla yaşayan ülke de Birleşik Arap Emirlikleri'ymiş. Yani bu yani karara yakışmamış. Değil mi? Yani yanlış. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hatırlayalım. Yani Suudi Arabistan kökenli Amerika'da aslında ünlü bir sanatçı, güya sanatçı. Önce tepiniyor, dans ediyor. Daha sonra da tabii, birdenbire o rock müziği kesip elham okumaya başlıyor. Hepsi algı operasyonları. Yani yarı yani, çıplak vaziyette. Tabii, tabii. Ya bunları yapıyorlar. Bu tür tuzaklara da düşmememiz gerekir. Yani bunu eleştirerek bu haberi de verebilir. Yani Mısır'daki İslam ülkesi olarak mı göreceksiniz Mısır'da? Kukla bir diktatörün baskısı altında mezarlıklarda yaşayan insanlardan ne kadar temiz olmalarını bekleyebiliyordunuz? Yani neyi verdiniz ki, neyi istiyorsunuz bu insanlardan? Onu da görmemiz gerekir. Son 5 dakika hemen İran konusuna tekrar dönersek. O videoyu yayınlamadık aslında. Hangisi? O profesörün videosu. Bu Amerika'nın Türkiye'ye yönelik. Onu hemen arkadaşlar atayım. Herhalde şeyin içerisinde yok. Klasörün içerisinde yok. Az önce size attığım videodan bahsediyorsun. Evet, evet. Evet, orada, ya orada aslında var. Onu da dinlemek lazım. Özetlemiş. Şunu hemen yönelteyim. Az önce yarım kaldı bu konuya girince. Bu da önemli bir konuydu. Es geçmek istemedim. İran direkt olarak hedef alınır mı? İran'ı bölecekler. Yani İran'ı bir defa dünya şiasının merkezi olmaktan çıkartacaklar. Dünya şiasının merkezi Kerbela, Necef bölgesi olsun istiyorlar. Hı. Yani Arap şiasını merkeze almak istiyorlar. İran'ın bölünmesi, Huzistan ayrı bir bölge, Arap şiası, Belucistan ayrı bir bölge, Kürdistan ayrı. Burada en kritik bölünme Azerbaycan'da. Azerbaycan, iki Azerbaycan mı olacak? O iki Azerbaycan birleşecek mi? Eğer bu iki Azerbaycan birleşirse nasıl bir rejim ortaya çıkacak? Bu Türkiye'ye yakın bir rejim olacak, Rusya'ya yakın bir rejim olacak, İran şiasına yakın bir rejim olacak? Yani İran'daki
dini yapıyı mı kendi bünyesinde? Çünkü kuzeydeki daha seküler bir Azerbaycan, güney Azerbaycansa daha dini hassasiyetleri önde. İran'da zengin sınıfı da oluşturuyorlar. Evet. Yani pazarda çok etkinler. Dolayısıyla çok fazla bilinmeyen var. Bu Rusya'yı da son derece yakından ilgilendiren bir konu. Ermenistan'ın geleceğiyle ilgili. Orada iki Azerbaycan birleşirse çok güçlü bir Azerbaycan söz konusu olacak. Bu Ermenistan'ı da telaşlandırabilir. Eğer bu Azerbaycan, iki Azerbaycan birleştiğinde İran'dan Rusya'dan uzaklaşacaksa bu Hazar'ın geleceği açısından da Rusya açısından sorun oluşturur. Çünkü Rusya'nın Hazar Denizi'nde ciddi bir donanması var. Oradan ta Akdeniz'i vurabiliyor, Kızıldeniz'i, Körfez'i vurabiliyor. Yani oradan fırlattığı füzelerle. Ve Hazar'ın güveni çevre devletlerini de çok ciddi bir şekilde yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla Azerbaycan'ın, yani İran-Azerbaycan'ın geleceği o bölgedeki dengeleri alt üst edecek bir durum. Hı hı. İran kendinden ibaret değil. Suudi Arabistan'da durum değişecekse bütün Arap Yarımadası'ndaki dengeler değişir. İran yeniden dizayn edilecekse bu hem Irak'ı hem Türkiye'yi hem Azerbaycan'ı, Afganistan'ı da ilgilendiren bir konu olacak. Ben her iki taraf, Suudi Arabistan ve İran'ın bir füze savaşıyla savaşı başlatmak için İran adına birileri Suudi Arabistan'a füze fırlatıp İran fırlattı diyebilir. İran'a da Suudi Arabistan üzerinden füze fırlatıldı diye kendileri fırlatıp iki ülkeyi birbirine düşürebilirler. Bu coğrafyanın topyekün ateşe atılması demek. Yani evet, büyük yani, Şii-Sünni savaş. İşte her iki tarafı da bir kırmaları gerekiyor ki İsrail böyle bir ortamda Mescid-i Aksa'yı yıkabilsin. Ve zayıflattıktan sonra tamam. Tabii yani biz Mekke, Medine konusunda can derdimize düştüğü bir zamanda oradaki Suudi aşiretlerinin de bir iyice kırılması gerekiyor ki yeni düzene kimse itiraz edemesin. Yani her iki tarafında ciddi anlamda hırpalanması gerekiyor. Muhtemelen orada daha önce halk mücahitleri diye Amerika ile işbirliği yapan unsurların tekrar söz sahibi olacakları bir devlet, daha seküler bir devlet kurmaya çalışabilirler. Bu onların planı. Onların bir planı varsa Allah'ın da bir hükmü var. Görelim Mevlam. Arkadaşlar video hazır mı? Tamam, 6 dakika kadar zaten bitimine 5-6 dakikamız var. Deneyelim hepsini. Önemli, çok önemli şeyler söylüyor. Çünkü Profesör Doktor Sayın Sencer İmer, ta sevgili seyirciler 2002 yılında NATO'nun Nevada çölünde yapmış olduğu Millennium Channel tatbikatından başlıyor ve günümüze kadar çok önemli çarpıcı tespitlerde bulunuyor. İşte Profesör Doktor Sencer İmer'in açıklamaları. Biliyorsunuz Türkiye'de bir 28 Şubat hareketi olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin ordusu Nevada çöllerinde bir askeri tatbikat yapmıştı. Ve bu askeri tatbikatın adı Millennium Challenge, yani bin yılın meydan okuması adını taşımaktaydı. Ve burada bir ülke tanımlanıyordu. İşte bir parçalanmış bir ada ülkeyi de hak iddia eden, öbür taraftan kendisi işte bir askeri darbeyle karşı karşıya kalmış olan, üç tarafı denizlerle çevrili olan, boğazları olan, yani Türkiye tanımlanıyordu açık bir şekilde. Bu ülkeye 92 saatten önce bir sürede indirme yapmak suretiyle, bir baskın suretiyle bu ülkenin işgal edilmesi senaryosuydu bu. Nevada çölünde yapılan tatbikat. 24x4 derseniz 4 gündür bu. Demek ki bizim seferberlik süremizdir bu. Yani seferberlik süresi gerçekleşmeden baskınla bu işi bitirmek. Şimdi ama aynı olaya, bu birincisi, bu olay bana enteresan geliyor ve bunun yapıldığı tarih de 24 Temmuz. 24 Temmuz'da Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü. Şimdi Lozan Anlaşması'nın yıl dönümünde bu yapılıyor
ve böyle bir plan ortaya konuyor. Öbür taraftan Stavridis'in başkanı olduğu deniz kuvvetleri ile ilgili olan bir enstitü bir deniz tatbikatı senaryosu yazıyor ve Türk donanması ani bir baskınla Yunan ve Amerikan donanması tarafından, müttefik donanma tarafından imha ediliyor. Bu tabii Türkiye'nin denizde korumasız kalması anlamına geliyor. Kıbrıs Adası'nın da böylece ablukaya alınarak kolayca oradaki edinilmiş olan Türk soydaşlarımızın haklarının ellerinden alınması anlamına geliyor. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğum zaman da gayri ihtiyari ben şunu düşünüyorum. Türkiye bir tehdit altında. Hem de ciddi bir tehdit altında. Tabii buna ekonomik şartları da ekliyoruz. Çünkü dövizin hızla değer kazanması, Türk lirasının değer kaybetmesi, enflasyonun artması, hayatın pahalanması ve birçok ithalatın belki yapılamaz hale gelmesi, belli şeylerin bulunamaması gibi problemler halkı rahatsız edecektir. Ve böylece bir ortam yaratılmış oluyor. Yani Venezuela'da yapılan olaya çok benziyor. İran'daki yapılan sıkıştırma olayına çok benziyor. Ve aynı esnada PKK terör örgütünün Türkiye'de çok hızla artan bir aktivitesi var. Şehitler veriyoruz. Aynı zamanda IŞİD'in başkanı veya DAEŞ'in başkanı olan Bağdadi de Türkiye'yi tehdit ediyor. Burada da operasyon yapılacağını söylüyor. Ama Amerikalılar Suriye'den aldıkları DAEŞ'çileri Pakistan'a götürerek, Afganistan'a götürerek tam İran sınırından içeriye sokarak orada bir stabilize olmayan durum yaratmaya çalışıyorlar. İran'ı da sıkıştırmak için. Şimdi benzer durumlarla Türkiye'de karşılaşabiliriz. NATO olayı var aynı zamanda. Evet, aynı zamanda bu esnada Brüksel'de yüksek rütbeli generallerin görev değişmesi esnasında oradaki törene Güney Kıbrıs Rum kesimi davet ediliyor. Güney Kıbrıs Rum kesimi NATO içerisinde olmayan bir yer. Dolayısıyla bunların oraya katılmasına Türk subayları protesto ederek o törenden ayrılıyorlar. Şimdi o zaman demek ki böyle bir tehdit varsa bunu engellemek için yapılacak şey havadan gelecek olan bir ani baskın ve taarruzun gerek denizde gerek karada ortadan kaldırılması olması lazım. Bu da S-400'ün önemini ortaya koyuyor. S-400'den muhakkak vazgeçmelisiniz diye bu kadar ısrarla söylemelerini o zaman açıklamak mümkün hale geliyor. Yani S-400'ün olması halinde ne anlattıkları o deniz baskını, donanmayı imha hareketi ne de ülkenin altyapısını tahrip edecek olan bir baskın yapılamaz hale gelmiş oluyor. Şimdi Amerikan hükümetinin özellikle seçimlerin ertelenmesiyle ilgili karardan sonra yaptığı açıklamada bunu not ediyoruz diyorlar. Bu not etmeyi ben şöyle değerlendiriyorum. Dünyadaki devletlere bir takım sıfatlar veriliyor. Normal demokratik devletler veyahut başarısız devletler. Başarısız devlet şu demek, İngilizcesi unsuccessful state, vatandaşlarının haklarını yerine getirmeyen, onlara sıkıntı yaşatan, onların hürriyetlerini sınırlayan, düşünce hürriyetlerini sınırlayan devletler başarısız devletler. Başarısız devletlerin daha sonra alacakları isim ise haydut devlet. Yani rock state. Haydut devlet kavramını Amerikalılar mesela şu anda Venezuela için, Kuzey Kore için ve İran için kullanıyorlar. Şimdi Türkiye bu noktada sanki önce bir başarısız devlet ilan edilmeye çalışılıyor. Ve Türkiye içerisindeki muhalefet cephesinin mevcut durumla memnun olmayabilirsiniz, kararı sevmeyebilirsiniz ama dışarıya Türkiye'nin bir başarısız devlet olduğu intibanı verecek olursanız, Türkiye'nin iç savunmasını, iç birliğini zayıflatırsanız o zaman bu kolaylıkla önce başarısız devlet sonra da haydut devlet kavramına doğru gider ve dışarıdan NATO'nun müdahalesine kadar gidebilir. Ya S-400'lerin erkene çekilmek istenmesi mi bu? Ha, o zaman işte S-400'lerin erkene çekilmesi Türkiye tarafından anlaşılmış görülmektedir. Türkiye Amerika'yı bir tehdit mi algılıyor? Bir tehdit algıladığına eminim. Bunu söyleyemiyorlar belki. Ama ben bütün bunları birleştirdiğimde böyle bir tehdidin var olduğu sonucuna varıyorum. Venezuela'da zaten dikkat ederseniz gene iç güçleri kullanarak seçilmiş olan başkan Maduro'yu indirmeye çalıştılar. Burada gene ekonomik sıkıntıları,
meydana getirdiler. Halkı ikiye böldüler. Gaydo diye bir kişiyi çıkardılar. Onu başkan ilan ettiler. Henüz Türkiye'de bu yapılmadı ama gayri resmi olarak sanki yapılıyor. Yani bence Türkiye'de de bir Gaydo aranmaktadır. Bu Gaydo kimdir acaba? Onu dinleyicilerimizin takdirine bırakıyorum. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman da Türkiye gerçek bir tehdit altındadır diyebiliriz. Evet, Profesör Doktor Sayın Sencer İmer'in açıklamaları bu şekilde, bir hayli önemli tespitleri var. S-400'ler için de NATO müdahalesine kadar gidebilir dedi. Hocam, aslında süremizi bitirdik ama son olarak... Evet, yani bir şeytan üçgeni var. Hı hı. Burada tepede Trump'ın damadı Kushner'e bakalım. Evet. Onun hareketleri. Netanyahu ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi. Bunların hareketlerini izleyerek bölgedeki gelişmelerin hangi yönde seyrettiğini görebiliriz. Ve bunların trendlerine bakarak da çevredeki olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmek mümkün. Ben çok ciddi anlamda Ramazan içinde bir atakla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Daha sonra da Ramazan sonrasında giderek bunun bir baskını... Dışarıda mı? İçeride de dışarıda da. Yani bunlar her Ramazan'da mutlaka Müslümanları üzecek bir şey yapıyorlar. Yine yapacaklar diye düşünüyorum. Bölgeye ve Türkiye'ye yönelik dışarıdan bir takım saldırılar konusunda herkesin dikkatli olması gerekiyor. Ve içeride bir çatışma olmaması için herkesin azami dikkat göstermesi gerekiyor. Aksi halde bunun kazancı kimseye düşmez. Evet. Sadece bu ülkeye zarar veririz. Bu ülkedeki herkes bu işten zarar görür. Peki Sayın Hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Dilipak'la gündemi burada noktalıyoruz. Hayırlı geceler.